Olur mu yani uzun zaman şimdi altyapılar yapıldı, tekrar elden geçirildi. SEDAŞ'ı girdi, İSUS'u girdi, Telekom'u girdi. Yani hepsi de başkanım da defalarca gittik. Hani bir seferde bir sefer kazıldı mı hepsi geçemez mi diye defalarca gittik, konuştuk. Maalesef olmadı. Tabii çok en çok sıkıntıyı zaten defalarca kazıldı maalesef. Toz, toprak, kışın çamurunu esnaflar yaşadı, bizler yaşadık. En büyük sıkıntıyı her zaman esnaf görüyor. Yani şimdi bu siyaset bir yana. Siyaset istediği gibi birbiriyle kavga edebilir, dövüşebilir ama sıkıntısı esnafa yansıyor. Maalesef yani çamuru, tozu, toprağı çok çekildi. İşte esnafın da en büyük istediği bir an önce bitirilsin ki rahat edelim ama yine hani en azından bu kabası bittiği zaman toz toprak olmadı mı yani şükür diyoruz. Yine şimdi köpeklerin bu şekilde gelip buraya pisliğini yapıyorlar. Tabii. Sabahları resmen evet. Temizlik yapıyoruz yani. Pazartesiye kadar burayı bitecekler. Vallahi çok güzel olur. Pazartesiye kadar neden, bitecekler. Neden biliyor musunuz? Evet. Şimdi yağmur yağdığı zaman insanlar kaçmaya çalışıyor. Evet. Şuraya yığılıyor, göl oluyor. Evet, evet. İşte orayı boşaltıyoruz. Evet. Tabii çalışma güzel oldu. Zaten de güzel oldu yani. Bir de alkışlanacak insanlar esnaf. Kim ne derse desin. Evet. Esnaf en çok alkışlanacak ve bu işi vücudunu koyan, en büyük sıkıntı çeken dostlarımız, arkadaşlarımız esnaflardır. Bu anlamda gerçekten hepsini çok tebrik ediyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. En büyük sıkıntıyı onlar çekti. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum bu sıkıntı süreçte. Bütün belediyelere, bütün çalışan ekiplere en çok desteği veren esnaf arkadaşlarımızdır. Evet. Şu an Tahir Bey'in yürüyüş yolu bitti. %90'lık bir kısmı bitti. Güzel bir yer oldu. Çok genişledi. Ve halk oraya daha çok inmeye başladı. Alan geniş. Yapımı da her ne kadar zor gibi gözükse ara sokaklar gibi bir Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi değildi. Ama sağ olsun bitirdi. Güzel oldu. Şehre bir ayrı bir ambiyans kattı. Bu anlamda kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bize yapılan işlerle, bize getirdikleri işlerle ve bizi en iyi şekilde nasıl temsil ettiklerine bakarız. Bizim için A parti, B parti bizim için hiç önemli değil. Ama gelinen noktada şunu görüyoruz biz. Gerçekten sanki iki düşman kentte, yani bir kentte iki düşman birbiriyle yarışıyor şeyini görüyoruz. Bunu da gerçekten çok üzülüyoruz. Yani buradaki hizmet halka yapılan hizmettir, esnafa yapılan hizmettir. Bu bizi üzüyor. Biz de bu işlerin içerisinde çok siyasete girmek istemiyoruz. Biz şimdi bazen bize diyorlar ki ya işte Fatma Kaplan'ın yanında çok görünüyorsun falan. Ben bakın benim derneğimin ismi İzmit Kent Merkezi. Benim büyükşehirde çok fazla işim yok. Benim hep işim şeyle, zabıtayla İzmit Belediyesi, ruhsatla İzmit Belediyesi, fen işleriyle İzmit Belediyesi. Yani benim çoğunluk işim o ama Tayyip Bey'le de mesaj attığım zaman, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ve yürüyüş onu yapılırken de kendisi oldukça bu konuda bize yardımcı oldu. Hiçbir şey yok demedi. Fatma Hanım da aynı şekilde. Biz hepsiyle iyi geçinmek zorundayız. Evet. Bu bizim asli görevimiz. Bize iki tarafta bu süreç içerisinde hiçbir sıkıntı yaşatmadılar. Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz Murat Öztürk. İKKM Başkanı, İzmit'teki esnafların Fethiye ve çarşıdaki daha doğrusu. Fethiye Caddesi tabii biraz polemik konusu olduğu için Fethiye ile anılıyor bugünlerde Murat Öztürk. Onunla birlikteyiz ve ona sorularımız olacak, onun da cevapları olacak. Zaman zaman eleştiriyoruz, zaman zaman yeriyoruz ama bir de yüz yüze gelelim, konuşalım dedik. Evet, evet. Merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ederiz ilgi ve alakanızdan dolayı. Siz İzmit'in sevilen ve sayılan insanları ve gazetecisiniz. Bizi de böyle bir değerli bir zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Demin söylediğiniz gibi yeri geliyor, yeriyoruz, eleştiriyoruz. Tabii ki eleştiri olmadan başarıyı bulma şansımız olmaz. Ara ara arıyorsunuz, yapılan yanlışları söylüyorsunuz. Sizler bize söyledikçe ve sizin gibi gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız bize söyledikçe biz de doğruyu bulacağız. Evet. Çünkü doğruyu tek bulma şansımız, tek başımıza bulma şansımız yok. Şimdi demin de dediğiniz gibi şu an biz İzmit Merkezi'nin, İzmit Merkezi Esnaflığı'nın başkanlığı yapıyoruz. Daha önce kurulan derneğimiz İzmit Merkezi'deki esnaflar için kurulmuştu. Evet. Ama bu dernek daha sonra işte eski Bekirpaşa Belediyesi vardı. İzmir'e dahil oldu. Kuruçeşme dahil olunca. Biz o bölgeleri de kendi içimize aldık ve o bölgelerde de arkadaşlarımız var.
Dediğimiz gibi 140 ile aldığımız derneğimizi şu an 1000'e yakın üyemiz oldu. Şu an sizin de dediğiniz gibi en büyük sıkıntı ve gözde olan yer Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi, Hafız Şerif Caddesi ve ana arterler, ara arterler. Bununla ilgili İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet seçimden önce, yani seçim bildirgesi olarak her ne olursa olsun bu caddeleri yapacağını ve kesinlikle zor şartlar dahi altında bile olsa uzun zamandan beri dokunulmayan bu caddelere ve yollara kendisinin dokunacağını söylemişti. 2 yıl bir pandemi olmuştu. Bu süreç içerisinde hem Büyükşehir Belediye'miz hem İzmit Belediye'miz, Tahir Bey de sizin de bildiğiniz gibi aynı şekilde o da yürüyüş onu yapacağını söylemişti. Ama pandemi 2 yıl herkesi geriye attı. Şu an Tahir Bey'in yürüyüş yolu bitti. %90'lık bir kısmı bitti. Güzel bir yer oldu. Çok genişledi. Ve halk oraya daha çok inmeye başladı. Alan geniş. Yapımı da her ne kadar zor gibi gözükse ara sokaklar gibi bir Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi değildi. Ama sağ olsun bitirdi. Güzel oldu. Şehre bir ayrı bir ambiyans kattı. Bu anlamda kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi daha sonra başlayan İzmit Belediye'miz Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'te iyi bir malzeme kullandı. Ağır bir malzeme kullandı. Belki 20-30 yıl bu kenti idare edecek insanların sıkıntı yaşayamayacağı hem altyapısını yaptı hem üst yapısını yaptı. Yapıyor. Hem de elektrik sistemini yaptı. SEDAŞ dediğimiz gibi daha önceki dönemlerde klimalardan dolayı özellikle yaz dönemlerinde elektrikler kesintisi oluyordu. 50-60 yıllık bir dokunuş yaptı. Bununla ilgili de bir sıkıntımız kalmayacak. Yani şöyle söyleyeyim ben size, son 15 yıldan beri dokunulmayan bir İzmit merkezine hem Büyükşehir Belediyesi hem de İzmit Belediyesi güzel dokunuşlar yapıyor. Evet. Hakikaten bir 20 yıla yakın süre İzmit'in merkezi, sadece merkezi değil tabii, pek çok mahallesi hizmetten mahrum kaldı. Yeterli ve gerekli olan hizmetler yapılmadı. Tabii zaman içerisinde sürekli eskiyor, arıza veriyor, hata veriyor. Bu çağın gereklerine uygun koşullarda yeni mekanlar yaratmak, yeni caddeler yaratmak, yaşam alanları yaratmak da yerel yönetimlerin en büyük görevi. Bir pandemi süreci geçirildi. Esnaf çok büyük bir darbe aldı. Yani pek çok esnafımız dükkanını kapattı, işini bıraktı. Onun üzerine de 2 yıl sonra bu yol yapımları, kriz geldi. Bir de o var tabii. Şimdi o çıktı. Halk sıkıntılı, esnaf da sıkıntılı. Bu hem Fethiye, hem yürüyüş yolu, hem İstiklal Caddesi, hem ara sokakların inşaatlarında mağdur olan esnaflarınız olmadı mı? Oldu tabii ki. Şimdi şöyle bir şey, mağdur olmama şansımız kesinlikle yok. Ama siz de çok iyi bilirsiniz ki cefa çekmeden sefa kesinlikle olmaz. Bunları yaparken hem İzmit Belediye Başkanımız hem Tahir Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlerle oturdu, esnafı çağırdı, konuştu, yapacağı projeyi gösterdi, gün belirlediler. Şu gün içerisinde bitireceğiz dediler. Kendilerini bu anlamda esnafın da ayarlaması gerektiğini söylediler. Tabii ki bunları yaparken sıkıntılar olmadı mı? Oldu. Çünkü dediğimiz gibi merkez burası. Bu kıyı köşe yeri olsa dersiniz ki şu yok. Bugün Fethiye Caddesi'ne ve İstiklal Caddesi'ne girdiğiniz zaman bir ağır vasıta girdiği zaman inanın ki bütün yol kapanıyor. Kapandı. Evet. İşte bir dozer giriyor, bir kepçe giriyor. İnsanların orada alışveriş yapma şansı, yürüme şansı, esnafın dükkan açma şansı hiç olmadı. Ama madalyonun diğer bir yüzüne bakalım. 15 yıldan beri, 20 yıldan beri dokunulmayan bir İzmit ve yürüyüş yolu vardı. Değerli başkanımız Fatma Hanım şöyle bir şey söylemişti bana, hiç unutmuyorum. Murat Başkan dedi, eğer dedi ben İzmit Belediye Başkanlığımı kaybedeceğimi bilsem dedi, ben dedi bu caddede gireceğim dedi. Yani bir kadın belediye başkanı olarak
buraya girdi, cesaret etti. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ederiz. Ama sizin de dediğiniz gibi mağduriyet olmadı mı? Oldu. Yani biz zaten olacağını da biliyorduk. Tahmin de ediyorduk. Ama en iyi şekilde, bunu en hasarsız bir şekilde atlatmak için biz İzmit Kent Merkezi Derneğimize, yönetim kurulumuz olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye çalıştık. Bir de şöyle bir durum da var. Tam da ekonomik kriz de buna denk geldi pandemiden sonra. Hepsi üst üste gelince ister istemez esnaflarımız etkilendi. Ödemesi olan, kirası olan, ne bileyim çeki olan, senedi olan, vergisi olan, stopajı olan elemanın şey hepsi üst üste geldi. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten İzmit Fethiye Caddesi'ne bırakın yürüyüş yolunu, bırakın yürüyüş yolu öyle böyle işliyordu. Gerçekten ihtiyaç vardı. Bakın burada İzmit'in, İstanbul'un nasıl ki Bağdat Caddesi varsa burasının da en ünlü caddesi Fethiye Caddesi'dir, İstiklal Caddesi'dir. Buraya dokunulmaya, dokunulmaya en son Hikmet abi, Hikmet Erenkaya döneminde yapılmıştı. Artık taşlar oynamaya başlamıştı, eski özelliğini yitirmişti, insanlar gelmiyordu, mağazalar, yeni mağazalar yerlerini bıraktılar, AVM'ye taşındılar. Zaten bir AVM kabusu çıktı karşımıza. Baktık ki bu böyle olmayacak. Yani Fethiye Caddesi'nde artık domates satan, salata satan, meyve satan dükkanlar açılmaya başladı. Ya eskiden dükkan fiyatına deviler olurdu. Siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Kalite düştü. Kalite düşünce ister istemez alışveriş düştü. Büyük mağazalar da kazanç gitti. Olmayınca. Kazanç olmayınca ne oldu? İster istemez buralarda böyle esnaf da mağdur olmaya başladı. Evet. Şu an Fethiye Caddesi yani %90'ı, %80'i bitti. Ufak tefek el atılacak yerler var. Oralar yapılıyor. Hafız Şerif Sokak normalde şeyde yoktu. Kendinin yapacağı, yani esnafa yapılacaktı ama bunun ihalesini yapmamışlardı. Fatma Başkanımız oraya da geçen hafta itibariyle girdi. Anladığım kadarıyla Sanat Sokağı'na da girecek. İstiklal Caddesi Postane tarafına doğru yarı yolu geçti. Postane önüne kadar geldi. Kuyumcular tarafı dediğimiz İstiklal Caddesi'nde vergi dairesinin önüne kadar yaklaşıldı. Kapının önünü geçti. Şimdi bunların da altyapısı da yapıldığı için aslında birazcık da mağduriyet oradan kaynaklandı. Yarın öbür gün büyük bir yağmurda ve selde buraların hiçbir yağmurdan dolayı esnafın bir sıkıntısı olmayacak. İnşallah yani biz bir ay gibi bir süre içerisinde buranın biteceğini düşünüyoruz. Şu anki baktığımızda tabii ki mağduriyet oldu ama önü yapılan ve orayı geçen çalışan arkadaşlarımız oraya geçtikten sonra esnafın memnuniyeti şu an göze hoş geliyor. Cadde biraz daha genişledi. Kaldırımlar kaldırıldı. Şimdi belki siz de çıkarken ve inerken görmüşsünüzdür. Sağda solda ufak bir boşluklar kaldı. Onlar da bu hafta içerisinde bir beton atılacak. Üzerine bir çalışma yapılacak. Görsel bir çalışma yapılacak. Ya biz memnunuz. Yani bakın bu Tahir Bey de olabilir, İbrahim Bey de olabilir, Fatma Başkan da olabilir, ne bileyim Fikret Toker de olabilir, Hikmet Erankaya da olabilir. Hiç bizim için önemli değil. Nevzat Doğan da olabilir. Ben her zaman şunu söylerim. Bu kent için her kim olursa olsun, çünkü burada doğduk, burada büyüdük, burada okuduk, burada ticaret yapıyoruz. Allah nasip ederse de burada ölüp gideceğiz. O yüzden bu kente kim ne yaparsa yapsın, bir taş üstüne kim taş koyarsa bizim için baş tacıdır. Evet, gerçekten öyle. Tabii bunu bilime inanarak yapmak lazım. Tabii önceden programlayıp süresini, tabii, masrafını, tabii, imkanları tabii programlayıp da yapmak lazım. Belediyecilik aslında bir anlamda da budur. Tabii SEDAŞ'ta sorunlar yaşandı. Aslında çok önce bitmesi gereken bir proje tabii, bu ben proje. Size söyleyeyim. Yürüyüş sözünüzü yolu çok çabuk bitti mesela. Evet. Burası Fethiye Caddesi çok uzun sürdü. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bakın tabii gene burada ne olursa olsun biz de görüyoruz. Esnaf da görüyor, halk da görüyor, vatandaş da görüyor. Şimdi Nevzat Doğan döneminde ben geldim, İKM Başkanı oldum. Biz Büyükşehir'de herhangi bir İzmit ile ilgili bir şey aradığım zaman ben daha önce tamam başkanım işte bir örnek diyorum, elektrikle ilgili bir sıkıntı var. Arıyordum ben. Hemen başkanım dedi, gönderiyoruz ekibi yapıyoruz dedi. Belediye değiştikten sonra İzmit Belediyesi CHP olduktan sonra şöyle bir şey yaşamaya başladık.
ya başkanım orasına şu an İzmit Belediyesi bakıyor. Yani oraya ararsanız işte şu numarası şu, oradan size yardımcı olurlar gibi bir şeye döndü. Yani bir ayrıştırma olmaya başladı. Şimdi ama şöyle tartışmalar çıkıyor. Bu sefer gelip yapsalar da İzmit Belediyesi müdahale ediyor. Vay burası benim alanım, siz buraya gelemezsiniz. Öyle bir rekabet de var aslında, bakın, böyle bir, değil mi? Evet, bu işler bizi hiç ilgilendirmiyor, biliyor musunuz? Evet. Biz halkız, biz esnafız. Biz bize yapılan işlerle, bize getirdikleri işlerle ve bizi en iyi şekilde nasıl temsil ettiklerine bakarız. Bizim için A parti, B parti bizim için hiç önemli değil. Ama gelinen noktada şunu görüyoruz biz. Gerçekten sanki iki düşman kentte, yani bir kentte iki düşman birbiriyle yarışıyor şeyini görüyoruz. Bunu da gerçekten çok üzülüyoruz. Yani buradaki hizmet halka yapılan hizmettir, esnafa yapılan hizmettir. Bu bizi üzüyor. Biz de bu işlerin içerisinde çok siyasete girmek istemiyoruz. Biz şimdi bazen bize diyorlar ki ya işte Fatma Kaplan'ın yanında çok görünüyorsun falan. Ben bakın benim derneğimin ismi İzmit Kent Merkezi. Benim büyük şehirde çok fazla işim yok. Benim hep işim şeyle, zabıtayla İzmit Belediyesi, ruhsatla İzmit Belediyesi, fen işleriyle İzmit Belediyesi. Yani benim çoğunluk işim o. Ama Tayyip Bey'le de mesaj attığım zaman, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ve yürüyüş onu yapılırken de kendisi oldukça bu konuda bize yardımcı oldu. Hiçbir şey yok demedi. Fatma Hanım da aynı şekilde. Biz hepsini iyi geçinmek zorundayız. Evet. Bu bizim asli görevimiz. Biz de iki tarafta bu süreç içerisinde hiçbir sıkıntı yaşatmadılar. Yeni nesil belediyecilikte aslında şöyle de bir şey gelişti. Murat Hocam, bakıyoruz daha çok böyle hani o siyasi, etik, ahlaki kuralların dışında reklam yapma. Yani ben şunu yaptım, ben daha çok bunu yaptım. Yani bu bir oy kaygısıyla gelecek seçimlerin yatırımına dönüşüyor bir anlamda. Ve burada da işte rekabet doğuyor. Vay burayı sen yaptın, vay burayı ben yaptım gibi. Ama rekabetin halbuki olduğu yerde başarı olur. Başarı olur. Evet. İşte yürüyüş yolu mesela ortada. Bugün Fethiye Caddesi yapılıyorsa bu rekabetin ürünü aslında. Tabii. Yürüyüş Fethiye Caddesi'nde mesela Tayyip Bey demişti, isterseniz ben yapayım beraber demişti. Yapalım demişti. Beraber yapalım demişti. Cumhuriyet Parkı'nı da mesela aynı şekilde oldu ama polemik oy kaygısı. Siyasetin kirli yüzü aslında bu. Evet. Altında sanki halka hizmetmiş gibi gösterip sonradan da bunun üzerinden prim yapmak, siyaset yapmak aslında öyle olmamalı. Daha farklı olmalı şeyler. Geçtiğimiz günlerde Demokrat Kocaeli'de bir haber gördüm. 5-6 esnaf arkadaşın İşte artık dükkanlarımızı kapatacak noktaya geldik dedikleri bir haber vardı. Bu durumda esnaf sayısı çok mu? Şimdi şöyle, yani bu tepkiyi neye bağlıyorsunuz? Evet, ben size onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey, o esnaf arkadaşlarımız bizim çok değerli arkadaşlarımız. Hep oturduğumuz, kalktığımız, beraber çay içtiğimiz. Şimdi oradaki haber aslında ben çok üzüldüm. Arkadaşlara da bizzat kendim söyledim. Neden? Şimdi sizin de bilmediğiniz bir olayı ben burada anlatmak istiyorum. Bunda işte Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz burada bir hafta öncesinde işler kesildi. Çalışmalar ara sokakta çalışmalar devam ederken oraya çok dar olduğu için dozer ve malzeme girdi. Oradaki arkadaşlarımızın çoğu da yeni esnaf. Özellikle bayan esnafımız çok. 21 tane esnafımız var o bölgede. Yani hamamın arkasından bahsediyoruz. Oradaki arkadaşlar, boncuklu, incik boncuk satanlar. Ben Fatma Başkan'a şunu söyledim. Başkanım dedim. Ya dedim, tamam Fethiye Caddesi esnafı sıkıntıya öyle böyle attı, güçlü. İşte İstiklal Caddesi kuyumcular var veya Polsan'ın orada değerli, altyapısı çok sağlamlı esnaflar var. Ama hamamın arkasındaki esnaflarımız günlük yaşayan esnaflarımız dedim. Ya bununla ilgili bir çalışma yapalım dedi. Evet. Ondan sonra ne istiyorsun dedi. Ya başkanım yarım elma gönül alma dedim. Ya bir 3-5 lira dedim. Onların kiraları ucuz. 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Çünkü caddeye çıktığı zaman kiralar 30-40 bin lira. Yardımcı olalım dedi. Sağ olsun tamam dedi. Biz destek hizmetleriyle ve sosyal hizmetlerle Yasemin Hanım'la beraber dolaştık. Hepsinin ruhsatlarını, şeylerini aldık. Ne derler işte, vergi levhalarını aldık. Yani onu alırken ertesi gün bu tip bir haber olması bizi çok üzdü. Neden üzdü? Şimdi tabii ki bizim bakın biz aynı gemideyiz onlarla. Hı hı. Haklılar ama işte bunu siyasi polemik haline getirmek bizi üzüyor. Biz zaten görüyoruz onları, o arkadaşlarımız orada mağdur oldu. Bir şeyle çalışmaya
pardon, çalışmaları çok zor. Ama dediğim gibi bazen esnaf arkadaşlarımız da bu anlamda haklı olarak da varyansını edebiliyorlar. Çünkü kira zamanı geliyor, elektrik zamanı geliyor, doğalgaz zamanı geliyor, vergisi geliyor. Zaten devlet işe başlarken diyor ki bak %30 elim cebimde diyor. Ha, haberin olsun diyor. Evet. Ya bakın şu an İzmit'i gezin. İnanın %60 esnafın ruhsatı yok. Bu gerçek ya. Evet. İzmit Belediyesi istese var ya bütün dükkanları kapatır. Bakın bütün dükkanları kapatır ama şu anki konum itibariyle insanların ve konumu itibariyle esnafın konumu itibariyle piyasadaki kötü gidişattan dolayı bu anlamda hiçbir şey yapmıyorlar. Yani ruhsat açmadan dükkan açma şansınız var mı? Yok. Bu da belediyelerin, anlatabildim mi? Bu da hani Nevzat Doğan döneminde de bu böyleydi. Bir tek İzmir, yani başkanımız döneminde demiyorum. Yani şu anki Fatma Hanım döneminde de demiyorum. Ama dediğimiz gibi bittiği zaman ben bunların her şeyin bir artık kapanacağını, zaten burada çoğu esnafın da, belli esnafların da dükkanlarının bu cadde yapıldıktan sonra fiyatlarının arttığını görüyoruz. Bakın ister istemez burada daha kaliteli esnaf gelecek. Daha kaliteli mağazalar gelecek. Biz en son Fatma Hanım'la görüşmemizden sonra da Murat dedi, başkanım dedi, eğer dedi büyük esnaflarla ilgili ve markalı piyasada marka ürünü satan mağazalarla ilgili bana da bir düşen bir görev varsa bana da söyleyeyim, ben de bizzat arar konuşurum, size destek olmaya çalışırım dedi. Zaten şu ara aramaya başladılar burada da. İşte bizim burada en büyük sıkıntımız otopark sıkıntısı. Geçen gün ben Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Tayyip Başkan'a bir mesaj atmıştım. Hasan Aydın'ı Genel Sekreter Yardımcısı sağ olsun hemen beni aradı. Gitti bir görüşme yaptık. Vergi dairesinin olduğu kısım yıkılıp şu an otopark yapılacak. İnönü Caddesi'nde eski Kocaelispor'un binasının olduğu yer yıkıldı biliyorsunuz. Onun yanında da herhalde küçük bir bina var. Oraya da istimlak edecekler, onu bekliyorlar. Oraya da bir otopark yapıyorlar. Artı geçen gün belki sizin de haberiniz olmuştur. Bu eski Verem Savaşı'nın olduğu yer çok artık köhne oldu. Çok evet. Yani rezillik, artık İzmit içerisine yakışmayan bir yer. Buranın da yıkılıp da ya bir düz alan ya veya bir otopark olarak yapılması, hem orada oturan insanların, vatandaşların, hem de yolun kıyısında sağına çeken araçlarla ilgili bir otopark, katlı otopark yapılabilir. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir çalışma yapıyor. Hakikaten kent merkezini rahatlatacak projeler kesinlikle bunlar. Hem de insanlar yani gerçekten çarşıya giremiyorlar. Evet. Çarşıda ciddi bir otopark sorunu var. Evet. Uzakta bırakıp da yürümek zorunda kalanlar var. Bunun yanında da tabii engelli insanlar var, hasta olanlar var, yaşlı olanlar var, o yolu yürüyemeyecek olanlar var. Bu kent merkezini daha çok hem hareketlendirecek hem de insanların daha çok ulaşımını kolaylaştıracak otoparkın olması. Teşekkür ediyorum ben. Senin bu kente, bu caddeye, bu caddelere, kent merkezine vermiş olduğun hizmetlerden, iyi niyetli hizmetlerden. Dediğim gibi zaman zaman eleştiriyoruz. Tabii ki eleştiri de olacak. Ama tabii şurada kırılabilirdin, bize darılabilirdin, bize küsebilirdin. Bunu böyle yapanlar var ama bundan bir ders çıkartıp da acaba neden böyle söylüyorlar, neden böyle yazıyorlar dedikten sonra da bundan bir ders çıkartmak da bundan önemli. Bu da bir erdemdir. Bunu da belirtmek lazım. Sizin güzelliğiniz. Demin de sizin söylediğiniz gibi eleştiri olmadan başarı kesinlikle olmaz. Ben bazen belediye başkanlarına bakıyorum, eleştirdikleri zaman hemen o arkadaşlar tepki gösteriyorlar, tepki alıyorlar. Eleştirinin dozu da çok önemli tabii ki bu arada. Ya bırakın insanlar eleştirsin. Ya bir sıkıntı yok ki. Yani eleştirmekle bir sıkıntı olmaz. Yani bir tek belediye başkanı olarak değil. Bugün Kocaelispor'un başkanını da eleştiriyorlar. Ne bileyim SSK müdürünü de eleştiriyorlar. Genel sekreteri de eleştiriyorlar. Valiyi de eleştiriyorlar. STK'ların başkanlarını da eleştiriyorlar. Cumhurbaşkanını da eleştiriyoruz. Nitekim bir sürü de davamız oluyor yani. Yani olabilir. Bunlarla ilgili kesinlikle bizim sıkıntımız yok. Yeter ki çok bel altı olmadığı sürece eleştirinin dozu dediğim gibi düzeyi belirlen minimum seviyede olduğu zaman ben bir sıkıntı olarak düşünmüyorum. Bu anlamda sizin de geçen de ayakkabıda çarşısında karşılaşmıştık.
Size de çok teşekkür ederiz. Oradaki esnafımızın bu yağmurdan dolayı bir sıkıntıları olmuştu. Hemen gelip oradaki olaya da vakıf oldunuz. Ben bu anlamda hiçbir zaman darılıp gücenmem. Bu bugün orada olur. Yarın öbür gün Kuruçeşme'de olur. Yarın öbür gün Gebze'de olur. Kartepe'de olur. Anlatabildim mi? Bu da sizin güzelliğinizden kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. Esnafımızın sizi arayıp buradaki sorunu bizimle paylaşır mısın demesi kadar doğal bir şey de yoktur. Sizin de bu kent her zaman katkınız olacaktır bir gazeteci olarak. Dediğim gibi burada doğduk, burada büyüdük, okuduk, burada öleceğiz. Allah hepimize önce sağlık, mutluluk versin. Bu kentte insanlar yaşadığı sürece bir değerdir. Sizler de bizim için bir değersiniz. Bu kentin abileri vardır. Onlar da bu değerlerdir. Biz bu kentin abilerini hiçbir zaman unutmamız lazım. Dediğim gibi. Onları da bir kenara atmamamız lazım. Onların düşünceleri ve duyguları, bize birikimleri her zaman için çok önemlidir. Ben her daim kendileriyle görüşürüm. Her daim konuşurum. Onlar bizden tecrübelidir. Belki de bu zamana kadar da bu kadar insanlarla diyaloglarımın iyi olması, insanlarla bilgi birikimlerimizin fazla olması bundan kaynaklanmadı. Bu anlamda da size tekrar caddemizle ilgili böyle güzel bir program yaptığınız için de İKM adına ve esnaflarımız adına çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten doğduğumuz, büyüdüğümüz yer diyebilirim İzmit için ve burada öleceğiz elbette. Ve bu yaşamımız sürecinde bu kente, bu kentin insanlarına ne kadar katkı sunabilirsek en büyük kar, en büyük kazanç bizim için de odur. Öyle yaşadık, öyle yaşamaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, birazdan esnaf arkadaşlarla da görüşeceğiz. Biraz da görüntüleri tabii biz bu şeyin içerisine koyacağız, çektiğimiz Fethiye Caddesi görüntülerini. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Söyleyeyim ben, özür dilerim sözünü valla kestim. Burada tek alkışlanacak insanlar esnaf. Kim ne derse desin. Evet. Esnaf en çok alkışlanacak ve bu işi vücudunu koyan, en büyük sıkıntı çeken dostlarımız, arkadaşlarımız esnaflardır. Bu anlamda gerçekten hepsini çok tebrik ediyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. En büyük sıkıntıyı onlar çekti. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum bu sıkıntı süreçte. Bütün belediyelere, bütün çalışan ekiplere en çok desteği veren esnaf arkadaşlarımızdır. Evet, bu anlamda da size çok teşekkür ederim. Sizin hiçbir zaman hakkınız ödenmez. Yani elimizden geldiği kadar. Tabii bize destek olacağız. Yalnız pandemi sürecinden sonra böyle olması biraz şey zaten oldu ama. Zaten bizi en büyük sıkıntıya sokan oldu. Evet, o oldu. Evet, İnşallah toparlanacağız. İnşallah düzeleceğiz. Güzel günler bizi bekliyor. Işıklandırmada falan olursa çok daha iyi olacak diye düşünüyorsun değil mi? Evet, inşallah. Hayırlısı olsun. Pandeminin arkasından Fethiye Caddesi'nin inşaat işlerine girilmesi sizi etkiledi. Evet, etkiledi. Evet. Yani pandemi arkası olması biraz etkiledi. Zaten işlerimiz yok denecek kadardı artık pandemide. Azdı, evet. Ondan sonrası da tabii kriz geldi. Kriz geldi. Peşine, evet, global bir kriz. Evet. Ama yapılması sonra gerekiyordu. Yapılması da bir yandan baktığın zaman da evet, yapılması gereken bir işlemdi. Sonuçta kaç senedir dokunulmadı buralara. Dediğimiz gibi inşallah bundan sonraki süreç bizim için hayırlı olur, iyi olur, güzel olur. Çok iyi adamlar. Merhaba. Fethiye Caddesi esnaflarındansınız. Evet. Öztürk'le birlikte biz de esnaf arkadaşları gezelim dedik. Ve hoş geldiniz. Ve bu caddenin yapım sürecinde sıkıntılarınız neler oldu? Memnun musunuz? Şikayetleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Yani elbette biraz sıkıntılar oldu ama sonuçta büyük bir iş ele aldılar. Şu anda iyi yani, çok şükür. Bitmek üzere. Tamamı yani %80'i falan bitti gibi. İyi gidiyor şu anda. Memnunuz. İnşallah daha iyi olur. Işıklandırma falan yapılırsa çok daha iyi olur. Birazcık daha böyle hızlandırırlarsa daha da iyi olur. Işıklandırmasını falan. Yani memnunuz biz belediyeden. Şimdi köpeklerin bu şekilde gelip buraya pisliğini yapıyorlar. Tabii. Sabahları resmen temizlik yapıyoruz yani. Pazartesiye kadar burayı bitecekler. Vallahi çok güzel olur. Pazartesiye kadar neden, bitecekler. Neden biliyor musunuz? Şimdi yağmur yağdığı zaman insanlar kaçmaya çalışıyor. Evet. Şuraya yığılıyor, göl oluyor. Evet. İşte orayı boşaltıyoruz. Evet. Tabii çalışma güzel oldu. Caddede güzel oldu. Bir de İzmit'in en eski esnafı Kalyancılar. Bak burada yazıyor 1954'ten 54, beri. Onu da çek. O çok eski yani. 1950. Eskilerden bir tane kaldı zaten. Başka yok. Bir Kalyancılar kaldı.
Bir Rıfat abi kaldı. Evet, başka var mı? Sümer Bank'ın arasında Özel amca kaldı. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Maşallah. Özel amca. Ha, Taner abi de var. Ha, Taner abi var. Taner abi var. Ezeldi Taner abi. Aynen, Taner abi de var. Onun için bu simgeyi değerlendirmemiz lazım. Biz İzmitliler olarak İzmit'te esnafa sahip çıkmamız gerekiyor. Bu 1954 çok değerli bir tarih. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben 31 senedir burada. Değil mi? 31 sene. Çok büyük bir rakam. 31 sene. Şaka gibi. Evet. Ben burada neleri gördüm, neler oldu, neler gitti. Tam güzelleşecek. İşte buralar böyle oldu. Gerçi sıkıntısını çektik ama. Ama değişmesi gerekmiyor muydu? Değişmesi gerekiyor. Tabii canım, o değişmesi gerekiyor. Yani o geç kalınmış bir olaydı. Ha. Ama şimdi artık patrona da söyleyelim. Burayı da böyle artık bir güzelleştirsin. Yani tarihi yapacak o ona. Şimdi bir olsun. Böyle bir olsun İsim. Komplemiş evet. gibi. Benim korktuğum şu taş. Kişin ne olacak? Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Abi, çok teşekkür ederim abi. Ne demek? Var mı isteği? Allah'a emanet olun. Sağ ol. Görüşürüz abiciğim. Kolay İnşallah gelsin. Pazartesi'ne kadar bu iş halledilir de. Bitirecek. Ya sıkıntı şu. Hani biz de gel ki şimdi tozdan kurtulmuşuz. Bunda ufak bir toz var da. Köpeklerin gelip pislemesi. Tabii bak pisliyorlar oraları görüyoruz. Ahmet'in zaten abi. Sabahları temizlik yapıyor. Temizliyor ya. Şimdi temizliyor. Doğru. Abi onu pazartesiye kadar halledecekler. Malzemesi gelmiş. Gelmiş ya. Gelmiş. Hayır, bir ince beton dokunsun da. Abi. Sonra ne yaparsan da yapıyorlar. Hepsini aynı anda bitecekler. Bunun bir saatlik işi varmış. Aynen. O kadar. Öyle de doğrudur ya. Tamam. Ahmet İKM'nin başkan yardımcısı. Burada Fethiye Caddesi'nde esnaflık yapıyor. Bu cadde İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi ve ara arterler yapılırken biz esnaflara en çok yardımcı olan, dertleriyle dertlenen bir arkadaşımız. Demin de yukarıdan aşağı yaptığımız gibi röportajlardı. Buranın en çok tozunu yutan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Gece 11-12'lerde bile bizimle beraber bu işe gövdesini koydu. Kendisine, sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ederiz. İnşallah biz iyi olacaklar düşünüyoruz. Ahmet, cadde ile ilgili sen işin içindesin. Esnaf arkadaşlarla konuştuk. Senin de düşüncelerini alalım. Güzel bir cadde oldu. Ufak tefek aksaklıklar var. Onlar da bitiyor zaten. %80'i bitti. Birazcık da senin görüşünü alalım dedik. Sağ ol başkanım. Yani hoş geldiniz. Tabii senin de öncülüğünde bayağı güzel işler oldu. Şu anda yani en azından kabası bittiği için insanlar da rahat yürüyor. Esnaflar da memnun. Dediğin gibi ufak tefek işleri kaldı. Onlar da bitecek. En önemlisi yani bana göre burayı ışıklandırma gösterecek güzel. Kesin. Güzel bir ışıklandırma olursa yani çok güzel bir cadde olacak. Önemli olan ışıklandırmanın önemi biliyorsun başkanım. Hani esnaflarımız genelde birazcık erken saatte kapatıyoruz. Özellikle kışları. Bizim şimdi ışıklandırmayla beraber inşallah daha uzun saatlerde hani bir AVM tarzı gibi saat 9'a kadar 10'a kadar açık kalabilirsek daha bir cazibe merkezi haline gelir burası. Onunla ilgili zaten konuşmuştuk. Toplantı yapacağız. Özellikle buraya esnaf arkadaşlarımız caddeye araba sokulmaması, kargo arabaların, araçların girmemesi, özellikle motorlu kuryelerin ve motorlu araç tarzında, buna elektrikli de araçlarda dahil olmak üzere girmemesi istiyor. Cadde bittikten sonra biz bununla ilgili Fatma Başkanımızla görüştük. İstek ve arzularını bağlam hattı halinde yazarsanız dedi. Ben esnafın onayı olduğu takdirde, imzası olduğu takdirde esnaf ne istiyorsa onu yapacağım dedi. Demin de Ahmet Başkan'ın da dediği gibi biz burayı geç saatlerde kapatmak istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz burası bir çalışma halindeyken daha da erken kapatıldı. Ama dediğimiz gibi AVM'ler saat 10'da kapatıyor şu an. Biz de o saatlere kadar çekebilmek için özellikle de pazar günleri de çoğu esnaf da açmaya başladı. Zaten iş olunca esnafımız ister istemez açacak. Tek sıkıntısı iş olmamasından dolayıydı. İnşallah Ahmet Başkan'ın dediği gibi daha da güzel olacak diye düşünüyoruz. Tabii yani kuyumcuların da önemli olan kuyumcu arkadaşlar da pazar günleri açmaya başlarsa evet. Çünkü koskoca çarşıda bir kuyumcunun evet. açık olması gerekiyor. Şimdi hafta sonu cemiyetleri için kuyumcuyu arayan evet. müşteriler nöbetçi olabilir. Tabii nöbetçi usulü de olsa ya da kendileri de açmaya başlasalar bizim gibi diğer esnaflara da bayağı evet. bir faydaları olur. İnşallah yani bittikten sonra daha bir canlanacak diye düşünüyorum. Sonuçta biliyoruz yani ciddi bir ekonomik kriz var. Kiralarımız yükseldi. Evet. Yani o yönden bir sıkıntılarımız var. İnşallah bir an önce tabii biter. Işıklandırması da biter.
Yani önümüze bakarız artık. İnşallah güzel olacak. Bu süreç peki esnafı yordu mu? Sizde sıkıntı çektiğiniz mi? Tabii ki. İşte pandemi ardından buranın kazılması, inşaatın uzaması gibi şeyler sizi etkilemedi mi? Mutlaka etkiledi. Etkilemez olur mu? Yani uzun zaman şimdi altyapılar yapıldı, tekrar elden geçirildi. SEDAŞ'ı girdi, İSUS'u girdi, Telekom'u girdi. Yani hepsi de başkanım da defalarca gittik. Hani bir seferde, bir sefer kazıldı mı hepsi geçemez mi diye defalarca gittik, konuştuk. Maalesef olmadı. Tabii çok en çok sıkıntıyı zaten defalarca kazıldı maalesef. Toz, toprak, kışın çamurunu esnaflar yaşadı, bizler yaşadık. En büyük sıkıntıyı her zaman esnaf görüyor. Yani şimdi bu siyaset bir yana. Siyaset istediği gibi birbiriyle kavga edebilir, dövüşebilir ama sıkıntısı esnafa yansıyor. Maalesef yani çamuru, tozu, toprağı çok çekildi. İşte esnafın da en büyük istediği bir an önce bitirilsin ki rahat edelim ama yine hani en azından bu kabası bittiği zaman toz toprak olmadı mı? Yani şükür diyoruz. Yine eskisi gibi insanlarımız rahat rahat dolaşmaya başladı. Kurumlar arasındaki koordinasyon eğer doğru sağlanmış olsaydı belki bu kadar uzun da sürmeyecekti. Tabii ki. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan birisi de bu kurumlar arasındaki koordinasyonun çok sağlıklı yürümemesi. Evet. Bir kere kazıldığı zaman hepsi yapılmış olsa evet. Hem esnafın mağduriyeti azalacak. Hem de daha az masraf olacak. Hepsi devletin evet. Parası. 6-7 kere kazıldı bunlar. Hepsi 6-7 kere kazıldı. Ve SEDAŞ ayrı kazdı, kapattı. İSU geldi ayrı kazdı, kapattı. Telekom geldi ayrı kazdı, kapattı. Yani sonuçta bunlar hem maddi olarak devlete bir şeyi var hem de bizler için burada sıkıntı. Yani sonuçta biz bir an önce temizlenip yani bir an önce hani alışverişe geçsin, insanlarımız rahatletsin, sokağımız bitsin, ışıklandırsın diye bakıyoruz. Ama bunu bu yönden pek düşünen maalesef yok. Yani esnaf yine sıkıntıyı en çok çeken esnaf oluyor burada. Vallahi esnaf şöyle bir şey söyleyeyim. Esnaf kazılırken de sıkıntı çekiyor. Esnaf dolar yükselirken de sıkıntı çekiyor. Esnaf vergi öderken de sıkıntı çekiyor. Ne bileyim esnaf para öderken de sıkıntı çekiyor. Esnaf sigorta öderken de sıkıntı çekiyor. Yani sıkıntı çekmediğimiz bir şey yok. Bunu da hani sizin aracınızla söyleyelim. Bugün asgari ücreti 5500 lira yaptılar. Hayır, bana sorarsan 5500 değil 8500 olmasını istiyoruz. Bakın biz işvereniz. Belki diyeceksiniz ya ne diyorsun ama şunu söylemek istiyoruz. Ne kadar çok insanlar para alırsa, ne kadar çok cebinde para olursa o kadar çok alışveriş olur bu ülkede. Ama maalesef siz asgari ücreti 5500 lira yapıyorsunuz. Sigortayı düşürmüyorsunuz. Hani elinizi bir şeyin adı. Ben kira ödüyorum 20 bin lira. Ödediğim kiranın %30 vergisini ödüyorum. Ben niye ödüyorum ya? Ben niye ödüyorum? Yani bunları devlet sigortayı 1000 liraya düşürsün. Stopajı %10'a düşürsün. Ne vereyim bir sürü vergi şey dilimleri var. Bunları da düşürsün ama çalışan arkadaşlarımızın da yanımda çalışan arkadaşların maaşlarını yükseltelim. Bu anlamda devletten de katkı bekliyoruz. Özellikle akaryakıt ve enerji fiyatları çok sıkıntılı. Yani bunlar bize yansıyor. Sonuçta buraya gelen mallarımız işte nakliye ile geliyor. Nakliyede mazot pahalı oldu mu her seferinde ayrı bir zam geliyor. Ürünlerin çoğu yurt dışından geliyor. Euro, dolar yani hepsi birbirine zincirli. Elektrik fiyatlarımız kira fiyatlarını geçmeye başladı. Yani hepsi bir sıkıntı tabii bizler için. İnanın çoğu esnaf şu anda zor ayakta duruyor ve çok kapatan arkadaşlarımız da var. Bakalım inşallah bir yolu bulunur, bir ortası bulunur yani. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür